So say we all. 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 Merhabalar sevgili dostlar. Ayın uzak tarafında Far Side of the Moon'dasınız. Serinin 5. videosunda yine Iron Judgment genişleme paketiyle gelecek kartları inceleyeceğiz. 10 kartımız var. Vakit kaybediyor muyuz? Asla. Hemen ilk kartımızla başlayalım. Neymiş bakalım? Bir e, Scootl kartı The Right Enchantress. 5 provision ve 5 vücudu var. Ne yapıyor? Oynadığınız zaman herhangi seçtiğiniz bir birime ne kadar zırhı varsa o kadar tur sürecek bir vitality veriyor benzer bir Dry sinerjisi vardı hatırlarsanız. E, kontrol ettiğiniz Dry sayısı kadar Vitality veriyordu. Bu e, bir ünite seçiyorsunuz ve onun zırhı kadar veriyor. E, destede yer alabilecek bir kart mı? Belki yani 5 Provision'a yer açabilirseniz olabilir. Çok fazla ben tercih edileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir sonraki kartımıza bakalım. Andraga Warrior e, bir monster kartı. Zaten adından da anlayacağınız üzere. 4 provision ve 4 vücudu var. Oynadığınız zaman her iki yanındaki iki üniteyi konsüm ediyor destroy edip dolayısıyla kendi vücuduna ekliyor. Tamam. Ve eğer bu konsüm ettikleriniz birer insektoid ise onların yerine bir tane de drone çıkartıyor. Şimdi e, insektoidler dediğimiz gibi hatırlarsanız dronelardı. Onun dışındakiler genelde işte Kyren gibi ya da Barbegazi gibi ünitelerdi. Dolayısıyla onları çok konsüm etmek istemeyebilirsiniz belki yerine göre. Daha çok iki tane arkas drone arasında oynarsanız bunu 4'e 8'lik bir oyun olacaktır. Çünkü şöyle düşünürseniz iki tane kendi vücudunuza ekleyeceksiniz. İki tane de bu kartın özelliğiyle insektoid konsum için yeni dronlar çıkacak birer vücuttan. Dolayısıyla 4'e 8'lik bir oyun olacak. Elbette biliyorsunuz Arkas Queen'in özelliğinin değişeceği söyleniyor. Onu da görmek lazım. Ama daha ziyade iki dronun arasında oynamak mantıklı gibi görünüyor. Hem drone sayınız arttıracak hem de gördüğünüz üzere Provision'un çok üzerine bir oyun ortaya koyuyor. Dolayısıyla yeni Swarm destelerinde Monster'da kesinlikle yer bulacaktır. Bir sonrakine bakalım. Iron Falcon Knife Juggler. Bir neutral kart sevgili dostlar. 4 vücudu, 4 provision'ı pardon bir vücudu var ve bir de zırhı var. Ne yapıyor? Oynadığınız zaman rastgele iki tane düşman birimine iki turluk bir kanama veriyor. Yani Rastgellik üstünden çalışması biraz riskli elbette. Hani totalde baktığınızda dörde beşlik bir oyun yakalayabilirsiniz. Ama burada kritik bir nokta var. Ee, hani şöyle düşünebilirsiniz belki. Yani hani iki tane zırhlı birim varken onların zırhını götürmek için oynayabilir miyiz? Kanamanın şöyle bir özelliği var. Zırhlı bir birime kanama verirseniz zırhından gitmiyor. Otom direkt canından gidiyor. Zırhı etkilemiyor. Dolayısıyla zırh ortadan kaldırmada kanamayı kullanamazsınız. Ee, o zaman ne de kullanabilir? Vücudu düşük zırhlı birimlerde kullanabilir ama 2 ve 6 vücudu olan yok zaten genellikle. Hani onun için zor. Ee, şeyde sesine kullanmak ister misiniz? Dead Love Vampire'de sesine kullanmak ister misiniz? Belki benim için gene kıyıda köşede unutacağımız kartlardan biri gibi görünüyor şu anki haliyle. Bir sonraki yine ne oturuldu kart. Yine Iron Falcon bu sefer True Badur. Yani bir ozanımız var. E, 4 Provision 4 Vücut e, ne yapıyor? Oynadığınız zaman elinizdeki bir üniteye 2 birim zırh veriyor. Bu mesela daha güzel bir sinerji. Neden? Çünkü elinizde herhangi bir mekanik e, kartın zırh, zırh miktarını arttırmak isteyebilirsiniz. E, zırhı ortadan kalktığında özellikle zayıflayacak bazı birimler vardı. Onları güçlendirebilirsiniz. Bu daha fazla yer bulabilir zır e, zırh destelerinde. Bir sonraki kartımız bir Syndicate kartı. Mutant 4 Provision. 3 vücut 2 zırhı var ve Intimidate'i var. Intimidate neydi? Ne zaman bir Crime kartı oynarsanız, özel kartlardan Crime etiketli oynarsanız kendisini bir güçlendiriyordu. Aynen bizim Bear Knuckle Brawler'lar gibi. E, şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir Portal oyununun e, parçası olabilir. 2 tane bundan eklersiniz. Çünkü 4 Provision. Portal'la bunları çağırabilirsiniz. O zaman diğer 4 Provision iki kartınızın da Bear Knuckle Brawler olması lazım. Riske etmemek için tutarlılığınızı Peki e, O durumda şunu düşünce Slice Characters'ın yerine bunları tercih eder misiniz? Yani bilemiyorum Portal'da iki tane Bearnacle Knuckle çekmezseniz gene Justice'da bir Bearnacle Knuckle Brawler oyununuz olur e, Bu ikisini çekerseniz zırhlı güzel bir başlangıç olabilir hani altı vücutla başlıyorsunuz Zırhları var ortadan kaldırması biraz daha zor e, Ondan sonraki e, Round boyunca oynayacağınız crime'lardan Güzel puanlar kazanacaksınız vesaire e, Yani Portal'la birlikte oynanırsa oynanabileceğini Belki bir tane desteği atılır mı? Hani ilk roundlarda başlangıç olarak sahaya atmak için rakibiniz ortadan kaldıramazsa nereden baksanız bir 6-7 vücudu olur. İlk roundlarda 2-3 tane en kötü oynayacaksınız çünkü. Ee, Crime'ı. Dolayısıyla Portal'a sanki daha iyi ama bir tane desteği de durumuna göre yerine göre atılabilir gibi duruyor. Ama yani Slice Directors'ı oynuyorsanız Portal'a zaten bu sefer desteğinizi bununla kesinlikle bozmazsınız. Hiç portal oynamıyorsanız Belki bir tane atarsınız. Portal oyunlarda dediğim gibi bunu koyacaksınız. Tamamen o dört tane 4 provision'lı kartın Bear Knuckle Brawler'larla birlikte mutantların olması daha ideal olacak gibi görünüyor. Bir sonraki kartımız bir Northern Ram kartı. Radovitz Royal Guard. 4 provision 3 vücudu var. Formasyonu var. Ne demekti formasyon? Bunun orderlı özelliğini bu kartı ön sıraya oynarsanız zil ile oynuyorsunuz. Direkt arka sıra oynarsanız order için bir tur bekliyorsunuz ama bu kendi vücudunu bir birim arttırıyor. 4 oluyor. Şimdi order'ı Herhangi bir müttefik biriminize seçerek iki birim güçlendiriyorsunuz. Tamam. Eğer inspired olursa yani vücudu bir puan da fazlasında güçlendirilmişse 4 ve üzeri ise yani bu sefer 2 güçlendirmenin yanında o seçtiğiniz müttefiği bir de 2 birim zırh ekliyorsunuz. Şimdi en iyi oyunu tabii ile birlikte olur. Neden? Oynarsınız ön sıraya, Zeal'ı kazanırsınız, ile bir puan güçlendirirsiniz. Dolayısıyla hem iki güçlendirme verir, hem de iki zırh verirsiniz o üniteye. Diğer destilerde oynarken de eğer çok acil iki güçlendirme ihtiyacınız varsa ön sıraya oynarsınız. Yok, rakip ister removal'u varsa bunu da kullansın, ortadan kaldıramayacaksa da, hasar veremeyecekse de bir sonraki tur zırhla kullanırım derseniz de arka sıraya formasyonla oynarsınız, kendisini bir birim güçlendirir. Rakibiniz ya ortadan kaldırmak için daha da hasar vermek için elindeki kartlardan birini kullanır. O dediğimiz yemleme oyunlarından da biri aynı zamanda olabilir. Bir sonraki kartımız Salamandra Assassin. Yani bir Syndicate kartı. Demiştik Salamandra yeni bir çete. Syndicate'e gelecek. 5 Provision, 4 Vücut, 1 Zırh var. Intimidate'i var yine. Doğal olarak bundan sonraki her Crime kartında kendisini bir birim güçlendiriyor. Yani bir mekanik aynı zamanda. Güzel. Daha fazla Intimidate'imiz var artık Syndicate'de gördüğünüz üzere. Peki arka sıra oynadığınızda Deploy'da ne yapıyor? bir düşman birimine iki bir hasar veriyor ama o düşman biriminin üzerinde bounty olması lazım. Şimdi bu biraz kartı eh yapıyor. Neden eh yapıyor? Çünkü şöyle düşünün. Zaten biliyorsunuz aynı anda iki ünitede bounty bulunduramıyorsunuz. Ee, sıralamanız şöyle olacak. Bir birime bounty vereceksiniz. Güzel. Ondan sonra bu kartı oynayacaksınız. Yani Witch Hunter Executioner'ı bir tur daha bekletmek zorunda kalacaksınız. O bantini verdiğinizi öldüremeyeceksiniz. Çünkü bu arada rakibiniz onu bir kez daha güçlendirme şansı elinde olacak. Bir kez daha profile etme şansı elinde olacak. O bir tur iki tura çıkarmış olacaksınız. Çünkü bunun hasar vermesini kullanmamak istemezsiniz. Yoksa 5'e 4 olacak. Yani 5'e 6 en azından başlamak isterseniz her ne kadar Intimidated olsa. Bunu oynayacaksınız iki bir masar vereceksiniz. Rakibiniz gene onun boyunu o kadar yükseltemeyecek, purify edemeyecek vesaire. Ondan sonra Witch Hunter Executioner oynayacaksınız. Ondan sonraki tur bir crime oynayacaksınız ki bu sefer bunun intimidate olsun. Yani e, hep araya bir iki tur beklemeler giriyor. Dolayısıyla e, roundların başında bir de siz başlıyorsanız blue'dasınız mesela. Zaten herhangi bir kartla başlamanız lazım. E, belki Intimidate ile başladığınız iki tane. Bear akıl olabilir ya da biraz önce incelediğimiz kartlar olabilir onun üzerine bu sefer işte crime oynadınız, bunu oynadınız, witch hunt oynadınız, bir daha crime oynadınız vesaire. He, hepsi birlikte belki toplam skorda ilk round'lar için ideal olabilir. Ama araya giren o bekleme süreleri, bunun intimidate'ini kullanmak için, bounty verdiğiniz öldürmede araya bunu sokmak gibi vesaire biraz bana oyunu zayıflatıyor gibi geldi. Bir sonraki kartımıza bakalım. Sappers, bir neutral kart sevgili dostlar. 5 vücut, 5 provision. Tamam. Ne yapıyor? Bir birimin Herhangi bir birimi bu arada. Düşman da olabilir, kendiniz de olur. Yani self ram'da da kullanabilirsiniz. Düşmanda da kullanabilirsiniz. Ne kadar zırhı varsa tek seferde hepsini ortadan kaldırıyor. Özellikle görmüştük bir tane adını şu an hatırlayamıyorum ama zırhı kadar vücudu olan bir kart vardı. 10'du sanırım zırh ve vücudu. Onu direkt ortadan kaldırabilirsiniz. çünkü zırhını sıfırlayacaksınız. Dolayısıyla kendisini yok edecek. Destroy Self olan gene benzeri kartları yok edebilirsiniz. Barricade olan kartlarda direkt zırhı kaldırabilirsiniz. 5 vücudun olması da bu noktada ideal. Yani bir özel kart diyelim tamamen zırha 7 hasar ver, veren vardı hatırlarsanız. Onu kullanmaktansa bunu kullanırsınız. Çünkü zırhları genelde biz neden kaldırmak istiyoruz? Beriket özelliğinden kurtulmak için. Her rakibiniz ona tekrar zırh ekleyebilir evet. Ama sizin de bu sırada sahaya 5 vücut atmış oluyorsunuz. Yani tempo oyunu olarak bu çok daha ideal. Dolayısıyla kesinlikle yer bulacaktır. 5 provision 5 vücuda düşününce bence oldukça ideal bir kart. Bir sonraki kartımıza bakalım sevgili dostlar. Terror Crew X Wielder. Terror Crew'dan anladınız bu bir Skellige kartı. Neymiş bakalım? 4 Provision 2 Vücut ki zırh. Ne yapıyor? Bir düşman bir 12 bir masal veriyorsunuz deployda. Exposed olursa yani zırhı sıfırlanırsa ne oluyor? Rastgele bir düşmana 2 bir masal veriyorsunuz. Arka spor. Doğru mu? Onlar da oynuyorsunuz. iki vücudu var. Rastgele bir birime 2 bir masal veriyorlar. Consume ederseniz gene rastgele bir birime 2 bir masal veriyorlar. Benzeri bir sinerji. self Farm zaten Skellige'de oldukça daha da diyelim hatta popüler olacak bir arketip olduğu için onunla birlikte rahatlıkla kullanılabilecek bir kart 4 provision olduğunda düşününce günün son kartı sevgili dostlar wagon bir neutral kart 4 provision 4 vücut ne yapıyormuş orderlı bir kart bir birime müttefik birime sizden 3 birim zırh veriyorsunuz ama işte 4 vücut ortadan kaldırmaya müsait kitlenebilir vesaire çünkü order sadece. Ne oluyor ama? Şöyle bir şansınız var deploy'da. Eğer herhangi sahada bir kullandığınız birimlerden birisi bandit etiketine sahipse zeal kazanıyor. Hmm. Bandit etiketi kimlerde var? Şimdi bandit hatırlarsanız neutral kartlarda olan bir etiket. Yani herhangi faction'da banditli bir kart yok. Hepsi neutral bu banditlerin. Çok fazla da kart da yok. Yani 7-8 tane var yanılmıyorsam. İşte en popülerleri Gimpy Gervin. Ondan sonra Carlo altınlardan. Wiley Hani o 3 ve 6 vücudu ben işleyen. Bronzlardan yanlış hatırlamıyorsam Bonepiver'lar ve Spallalarım var. Ya belki de bir iki kart daha vardır. Ee, yani en popüleri Wiley ve şey Carlo destenizde olabilecek. Çünkü Bonepiver da artık pek görülmüyor. Belki Spallo olabilir yerine göre. Bunlar varsa zil kazanacak. Yani zil kazanması öyle çok da kolay bir durum değil. 3 zırh vermek için bunu kullanırsınız çünkü orderı var. Bandit'li kartınız yoksa bir de sahada olması lazım yani ikisinin de aynı roundlarınızda olması lazım oynadığınızın da bunu oynarken sahada kalması öldürülmemiş olması lazım. Yani kimse tabi bandit bu deyip öldürmez de buna ekstra sinerjiler gelmezse. Ee, ki hoş yani şimdi bir sonraki bölümde başka bir kart bakacağız o kart sebebiyle büyük ihtimalle Gimp'i de değişecek ee, yeni bir özellik almak zorunda artık onu inceleyeceğiz bir sonraki bölümde. Belki hani bandit sinerjisini destekleyecek farklı bir hale gelebilir Gimp'i. Ama yine de çok fazla bandit'e sahip bir kart yok dediğimiz gibi. Olsa da bilemiyorum ne kadar destelerde yer bulabilir. O sebeple Wagon'da çok fazla yer bulabilecek bir kart değil gibi görünüyor. Pekala 10 kartı daha inceledik. Ee, Pazar günün bölümünde 9 kart olacak. Ondan sonra kalan kartları da son bölümde pazartesi inceleyeceğiz. Ve böylece artık salı günü de zaten sahip olmuş olacağız genişleme paketine. Dolayısıyla sevgili dostlar bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.